Gürkan Bey, şimdi bu CHP'deki hani değişim meselesini Ekrem İmamoğlu da yazısında bir yere oturtuyor. Diyor ki işte daha bir yıl önce seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan'ı desteklemişti. Orada da bir not düşüyor ama az bir farkla. O zamandan beri CHP'de değişiklikler oldu. Lider değişti. Parti programını kökten yenilemek için bir süreç başlatıldı. Türkiye halkı büyüyor. Bu yön değişikliğinin farkına vardı. Memnuniyetle karşılaşmış. Yön kavramı da Türkiye siyasetinde önemli bir yerdir yani. Kavram olarak önemli bir yerdedir. Yön kavramı Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren. Onların bir yön değişikliğinden, CHP'de bir yön değişikliğinden de bahsediyor ve bunu seçmen anladı, algıladı diyor. O anlamıyla bir yön değişikliğiyle birlikte Türkiye siyasetinin geleceğini domine edecek bir yola, bir raya mı oturur Cumhuriyet Halk Partisi? Eren Bey, ben öyle olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yön kavramının geçici olduğunu, şu anki şartlarda geçici olduğunu ve bu yön kavramında aslında oturtturan da siyasi yelpazeyi oturtturan da Sayın Kılıçdaroğlu olur. Yani 2018 seçim ve sonrası. Çok derine kadar inmeyelim. Burada aslında şöyle ifade etmek lazım. Özellikle bu Ekrem Bey'in yazdığı yazı kendisinin genel anlamda kendisini analiz etmeye çalışmış ama ben şöyle bakıyorum. Bu Sayın Ekrem İmamoğlu'nun az önce değerli bir araştırma veriler ama o veriler algısal soru. Yani bugünkü gerekçeyi bize yansıtır. Ama şöyle de bir durum vardı. Değerli araştırmacı arkadaşlarımız da bilir. Türkiye örneklemde bir çalışma yapıyorsanız siz zaten %18.7'sini araştırmanızı zaten İstanbul'da yaparsınız. Evrende %7'sini de Ankara'da yaparsınız yaptığınız analizlerde. Şimdi şöyle bakmak lazım Eren Bey. Öncelikle burada ben özellikle AK Parti'deki siyaset sıkışmasını ben bir temel olarak buraya bağlıyorum. Sayın Erdoğan'ın da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu seçimlerde seçim ekonomisini kullanmamasını bu gerekçelere bağlıyorum. Evet, bir ortada bir değişim ve bunu değişimin karşılığında bir başarı var mıdır? Aslında sıkışan siyasetin bir başarısı olarak görüyorum. Yani sadece değişime bağlamak bunu yanlış ifade olur. Özellikle AK Parti'deki bundan sonraki süreçte yapısal değişimler ne olacak? Onları da görmek lazım. Yine önümüzdeki İYİ Parti'nin bir kongresi olacak. O kongreyi de beklemek lazım. Yani bu tek bir soruyla Nasuh Bey de ifade etti. Tek bir soruyla bunu Mansur Bey kenarda Ekrem Bey'in işte algısı tüm bu 2028'e taşır ve bu taşımadan da bir demokrasi çıkar demek yanlış olur. Çünkü demokrasi sadece seçimleri kazanmak değildir. Aynı zamanda size oy vermeyen seçmeni de sizlerin de sandığa getirmesi de demokrasi olarak bakmak lazım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yazısına ibare olarak bakarsak bu sadece yurt dışındaki popülaritesini bir tık daha arttırır. Ama bunun Türkiye'de herkes gibi biz de bir seçmen olarak bunun... Peki siz şu ifadeye katılıyor musunuz? Katılıyorsanız neden, katılmıyorsanız neden? İşte İmamoğlu diyor ki Türkiye'nin rotası yeniden demokrasi. 31 Mart bir dönüm noktasıdır diyor. Yani 31 Mart'a kadar aslında demokrasi rotasından çıkmış bir Türkiye vardı. Ama 31 Mart seçim sonuçlarıyla birlikte Türkiye rotasını yeniden demokrasiye çevirmiş oldu. Bu tespite, bu ifade İmamoğlu'nun buradaki perspektifine katılmıyorsunuz. Neden? Katılmama gerekçem de yine diyorum ki bunun ana etkenlerinden bir tanesi 2018-2017 referandum sonrasında Türkiye'de sıkışan bir siyaset sıkışmasına bağlıyorum. Yani başkanlık sistemini Türkiye'nin dikey geçiş olarak geçişine bağlıyorum. Yatay geçiş olmadığını zaten AK Parti'nin de 2018'de aldığı oyu 1 Kasım'da 49 olan partinin bugün 2018'de 42'ye sonrasında da 35.77'ye bu seçimlerde de ikinci parti olarak yerel seçimlerde de ikinci parti olduğunu da görüyoruz. Yani burada tek bir sonuca bağlarsak daha önceden demokrasi vardı şu an için demokrasi yok dersek de yanıltıcı olur. Burada İstanbul modeli noktasına gelirsek de buradan aslında İstanbul modeli de Türkiye'ye yansıma olmaz. Sayın Mansur Yavaş'ın bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğiyle alakalı demin katılıcılarımıza zaten ifade etti. Dediler ki bu bizim Mansur Bey'in son seçimi olarak kendisi de ifade etmişti. Mansur Bey'in 2028'deki çizelgisi ne olacak? Yani ona da bakmak lazım. Bir de 2002 seçimleriyle, 2002 sosyolojisiyle
2024 sosyolojisi çok farklı. Bakın onu da bir analiz etmek lazım. 2002 ile 2024 demeyelim de 2014'e kadar da diyebiliriz. Muhafazakarlık ve merkez sağda siyaset yapısı vardı ama son 5 yıldır Türkiye'de seküler seçmen kitlesi arttı. Yani daha önceki işte merkez sağ %70'i, %30'du. Fakat bugün bakıyorsunuz genç seçmenlerin de sandığa gitmeme ya da gitme bir önceki seçimde sandığa gidiyor. Ciddi anlamda bir katılım var ve Sayın Erdoğan'a oy veriyor. Bu seçimlerde sandığa gitmiyor. Evet, Sayın Ekrem İmamoğlu özellikle İstanbul noktasında gençleri kendi tarafında ikna etmiştir. Ama Cumhurbaşkanlığı için bugünden 2028'i konuşmak, Sayın Ekrem İmamoğlu 2028'in ana partisinin başkanı olacak demek, başkan olacak demek yanlış olur. Çünkü burada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu süreci ikinci dönemine nasıl geçireceği de önemli. Yani İstanbul'u nasıl bir hizmet anlayışıyla yöneteceği de önemli. Burada özellikle kendi partisi oy verme eğilimde olacak mı DEM Partisi seçmeni? Meral Danış bunu zaten bunların emanet oyları olduğunu ifade etmişti. Orada ben Meral Danış'a bir tık katılmadığım noktada şu var. 2018'de başlayan CHP'ye oy verme davranışı özellikle batıda, metropol şehirlerde demin ayağını bir nevi de alıştırmış oldu. Bu devam eder mi Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beraber? Bunu konuşmak, 2028'i konuşmak çok erken olduğunu, bu tablonun analizinin de sadece algısal bir analiz olduğunu söylemek lazım. Çünkü 2028 seçim sürecinde Sayın Erdoğan'ın alacağı karar, yani siyaset haritasındaki durumu ne olacak? Biliyorsunuz ki son Cumhurbaşkanlığı seçimine katıldı. Bir anayasa değişikliği olacak mı, olmayacak mı? Bu soruların cevaplarını 2028'e şu günden vermenin çok anlamlı olduğunu açısı Eren Bey olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda da bir yön değişikliği olduğunu şu andan söylemenin de çok erken olduğunu düşünüyorum.